Diğer konu da bu aslında benim de gördüğüm ama arkadaşlardan da gelen bir konuydu. Gıda Mühendisleri Odası'nın etkinliğinin arttırılması. Bizim çeşitli branşlarda birçok mühendisimiz var. Bir veteriner hekimler odası mesela çok aktiftir. Ziraat mühendisliğinin lobisi çok kuvvetlidir ve hani eski oldukları için bakanlıklarda bürokratlardan dolayı aslında bir etkinliği vardır. Gıda mühendisliği biraz daha genç bir mühendislik olduğu için de biraz odası da 20 senelik falan gibi bir süresi var biliyorum. 20 senelik bir geçmişi olduğu için de yeterli kuvvette değil gibi görünüyor aslında. Bir veteriner hekimle bugün çalışacaksanız belli bir ücretin altında anlaşamazsınız. Tabipler odası, hani veterinerler odası belli bir alt limit belirlemiştir. Hani o rakamın altında çalıştıramazsınız. Çalıştırmaya kalktığınız zaman da hemen haberleşirler, hemen kendi veterinerlerini korumaya geçerler. Gıda Mühendisleri Odası'nda böyle bir şey yok. Hani benim gördüğüm, bize böyle yansıyan bir şey de yok. Arkadaşlarımdan da gelen şey, hani bir şekilde sizlerin de odanıza destek olmanız, odanızın gücünü arttırıyor olmanız ve topyekün bir takım eylemler yapabilecekseniz onlarla ilgili aktif rol alıyor olmanız lazım diye düşünüyorum. Benim şu an aktaracaklarım bu kadar. Sorularınız varsa seve seve cevap vermek isterim. Hoş bulduk. Selim Akkaya, malzeme mühendisliğinde yüksek lisans yapıyorum. Öncelikle az önce sunumda bu ambalaj malzemeleri dikkatimi çekti. Bunların satın alımı dışarıdan mı yapılıyor tamamı ve diğer ürettiğiniz ürünleri dış ambalaj malzemelerini hazır mı alıyorsunuz? Ambalaj üzerine hazır oluyoruz. Büyüme gibi bir hedefimiz varsa gibi bir hukuk gibi. Bu ambalaj malzemelerinin üretimi kafanızda var mı? Yani dışarıdan hazır mı satın alacaksınız? Öncelikli soru var. Bir de devamında Dardanel'in etrafta ileride büyüme olarak burasını mı düşünüyorsunuz birine? Yani yatırım olarak. Çünkü fabrikanın farklı yerlere açılacağı söylentileri vardı. En azından ben Çanakkale olarak uzun süredir bunu duyuyorum. Konuda fikriniz var mı? Bir de bu İstanbul için İstanbul ve büyük şehirler için herhalde. Sizin bir franchising şeyiniz var, markanız var. Onun sayısını arttırmayı düşünüyor musunuz? Evet. Buraya getirecek misiniz? Yani Türkiye'de ve yurt dışında durumu nedir? Hani ben takip ettiğim kadarıyla çok diğer hazır bir daha markaların rakip olabilecek kaliteli ürünler üreten bir yer. Yani bulunduğunda görmüştüm. Bunun hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doğru, ambalajlarımızı yurt içinden alıyoruz. Aslında alüminyum kutularımızı yurt dışından alıyoruz. İtalya'dan ve Fransa'dan alıyoruz. Ama normal teneke ambalajlarımızı buradaki Türkiye'deki iki büyük tedarikçi var. Onlardan alıyoruz. Bu işe girmeyi planlıyor muyuz? Kendi kutumuzu yapmayı planlamıyoruz. Zaman zaman böyle projeler gündeme geldiği olmuştu. Ama herkes kendi branşında uzmanlaşması gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü ayrı bir bilim dalı, ayrı bir hani aslında şey, kutuyu yapmaya kalksanız bu sefer ereğli demir çelikle, metalcilerle, ana ham madde sağlayıcılarla bu sefer hani temasa geçmek durumundasınız. Hani o bizim işimiz değil diye görüyoruz. İkinci sorunuza gelince, teşekkür ederim bu soru için de. Doğru, Çanakkale'de yeni bir fabrika yatırımı yapacağız. Bununla ilgili de organize sanayi bölgesinde böyle bir yatırım planlıyoruz. İnşaat ruhsatımızı da bu sene başında almış olduk. Ama ne var hani bizden çok daha önce zaten Çanakkale şeyi konuşuyordu. 2000 yılından beri aslında taşındığımız söyleniyor. Öyle bir şey yoktu aslında. Bu son 200 senedir daha hani hızlı bir şekilde konuşulan bir şey. Çünkü arazi değeri çok daha artmış oldu. Çok daha şehir içinde kalmış olduk. Bu sebeplerle de aslında 2013-2014'ten sonra bizim gündemimizde, Dardanel Şirketler Grubu'nun gündeminde yer almaya başlayan bir konuydu. Ama birazcık da aslında şehir içinde kaldığımız için hani yerel o lokasyondaki
Müteahhitlerin de şeyiyle diye düşünüyorum. Çünkü hani bir an önce gidelim, değeri daha da artsın hani gibi bir şeyle de olduğunu düşünüyorum. 2000 yılından beri neredeyse hani Dardanel fabrikaları gidiyor niye konuşuluyor Çanakkale'de. Ama biz bu sene içinde inşaata umarım başlamış olacağız. İnşaata başladıktan sonra da bir sene, bir buçuk sene içinde bitirmeyi planlıyoruz. Buradaki yerimizi boşaltmış olacağız. Bunun dışında Edirne Enez'deki fabrikamızı da ton balığı fabrikasına çeviriyoruz. Bununla ilgili bütün projelerimizi bitirdik. Yine bu yıl içinde oranın modifikasyonu ile ilgili bir takım yatırımlarımız olacak. Yani iki ton balığı fabrikası, konserve su ürünleri fabrikası olarak ilerliyor olacak Dardanel. Yine geçtiğimiz sene içinde İstanbul'da Ümraniye'de bir soğutulmuş ürünlerle ilgili fabrikamızı bitirdik, tamamladık. Burada sandviçlerimiz vardı. O üretimlerimizin hepsini İstanbul'da yapmaya başlamış olduk. O yüzden burası daha fazla su ürünleri konservesiyle ilgili uzmanlaşmış hale gelecek. Diğer son sorunuz da doğru. Dardanya, yani yine grup şirketlerimizden Dardanya adı altında sağlıklı fast food adı altında girdiğimiz bizim bir şeyimiz var. Şu anda 11 dükkana çıkmış durumdayız ve hepsi bizim dükkanlarımız. Bu balık ekmek dükkanları da bilerek şu ana kadar hep İstanbul merkezli gittik. O organizasyonun da yönetici arkadaşları da hep orada. Çünkü hani sağlıklı bir yapıya gelip aslında istediğimiz kalite standartını oturtturuyor olduktan sonra franchise'a geçmeyi planlıyorduk. Ve hani franchise'a geçme şeyine de yavaş yavaş aslında franchise teklifleri toplanmaya başlandı. Çanakkale'de, yani İstanbul'dan sonra ilk açılacak dükkan tabii ki Çanakkale'de olacak. O da Saat Kulesi'nin orada bir yer, şu anda zaten eski bir yerimiz vardı. Orayı tekrardan şu anda mimarlar çalışıyorlar. 3-4 ay içinde muhtemelen Dardanya'yı burada açmış olacağız. Doğru, hani belli bir kalite standardın üstünde yapmaya çalışıyoruz. Hani içerik olarak da belli bir hani şeyin üstünü sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de Anadolu'da ne kadar fiyat tutturabileceğiz, onu da aslında araştırmaları biraz zaman aldı aslında. Dardanya ile ilgili de durumumuz bu. Başka sorusu olan var mı? Öncelikle güzel sunumunuz için teşekkür ederim. Bu mesela kuru fasulyeyle şey, duyuluyor herhalde sesini. Çünkü duyuluyor. Yani ton balığıyla kuru fasulye, normalde insanların aklına gelmeyecek şey. Hı-hı. Ama bu sizin bir yeni ürününüzü denemiştim. Şey, ton balıklı kuru fasulyeydi, böyle hazır ürün. Gayet de lezzetliydi. Arge çalışmalarınız nasıl? Yani genelde pek arge olarak, yani ısıl işlem falan bir kere daha tutulduktan sonra hep aynı seviyede gidiyorsunuz zaten. Hı-hı. Yani arge çalışmalarınız ne düzenli, nasıl önem veriyorsunuz? Ya da önünüzdeki planlar neler? Arkadaşlarımıza böyle bir yüzü yok olması. Arge aslında Dardanel'in damarlarında var diyebilirim. Hani birçok üründe Dardanel Türkiye'de ilk bir ürünle ilgili ilk giren firmalardan birisidir. Hatta Arge ile ilgili çalıştığımız yeni ürünlerin bir kısmında da hani fazla Arge ile ilgili çalışıp da fazla ürün çıkarttığımız için bazen de şey yaşanıyor, açık söylemek gerekirse. Arkasında duramama gibi bir takım şeyler de yaşıyoruz. Hani insanlara yeterince tanıtımını yapmadığınız, yeterince anlatamadığınız bir ürünü aslında insanlar tüketme alışkanlığına geçmiyorlar. Hazır yemeklerle ilgili bahsettiğiniz fasulyeli ton balıklı ürünlerimiz hazır yemek serisi bizim için. Hazır yemek serisi ne? Şimdi Migros'larda göreceksiniz. Bir 6-7 tane daha şu anda Fit serisi, Dardanel Fit serisi adı altında 6-7 tane ürün girmiş olacak. Migros'larla böyle bir hani eksklusif anlaşma yapıldı. Bizde aslında sürekli bir yeni ürün şeyi vardır hep. Hani araştırması, etmesi. Bir yandan da var olan ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili ürge çalışmaları da hep sürekli vardır. Önemli olan aslında gerekli pazar araştırmalarını yapıp insanlar ne ister, müşterinin sesini dinleyip de gerçekten doğru ürünü bir kere de çıkartabiliyor olmak önemli. Çünkü yani çok ürün çıkarttığımız oluyor, gerekli müşterinin sesini dinleyerek çıkartmadığımız ürünlerde aslında hani biraz ölü doğum gibi olmuş oluyor. Arge'nin moralini bozan bir takım
projelerimizde olduğu oluyor. Açık söylemek gerekirse. Duysal çalışmadan bir ihtiyacınız olursa Yonca hocamız örnekler olarak. Bu kadar para var. Mesaj alındı. Ben bu konuya ilave bir soru sormak istiyorum. Yurt dışında Ar-Ge çalışmalarını firmalar yaptığı gibi diyelim bir şehirde, eyalette bir ürün çok yetişiyor. Onunla ilgili okullarda özellikle gıda mühendisleri bölümünde yarışmalar düzenleniyor her yıl. Aslında siz de bu tür şeylere düzenleseniz hem öğrenciler tecrübe kazanır hem de sizin düşünmediğiniz fikirler, çok güzel ürünler açığa çıkabilir. Mesela soyadan alkol üretilip de %70 alkolle çalışan şehirli çoporistler çalışıyor mesela yurt dışında. Değişik her beyinden değişik fikir çıkacaktır. Belki bunu da planlarınıza dahil ederseniz gıda mühendisi olarak biz çok memnun oluruz. Tabii ki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tabii ki. Yani açıkçası böyle bir şey aklımıza gelmemişti. Hani düzenleyebiliriz. Bununla ilgili ben de notumu alırım. Hani sizlerle iletişime geçeriz. Böyle bir şey tabii ki aslında biz Ar-Ge ile ilgili yurt dışından da bir takım destekler alıyoruz. Hani bir takım danışmanlıklar alıyoruz. Know-how transferi gibi birazcık olmuş oluyor. Kendi şirket içimizde sürekli aslında proje havuzlarımız, şeylerimiz canlıdır. Hani her çalışandan proje önerileri alıyoruz biz. Doğru, hani aslında bu kadar genç insandan, bu kadar hani hatta sektörle ilgili bilgili insanlardan faydalanmıyor olmak hata. Böyle bir şeye girişebiliriz tabii ki. Hani mutlu da oluruz, iyi fikirler alacağımıza da eminim ben de. Belki siz kendi ürününüz bazında yaparsanız daha iyi sonuçlara kısa zamanda ulaşılabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Ben de aslında Sayın Hocamızın söylediğini biraz paralel bir şey söylemek. Hayır, sormaktan ziyade bir aslında ricada bulunmak istiyorum. Ben yaklaşık 6 yıldır bu üniversitenin bünyesindeyim. Hani gıda mühendisliğinin bünyesindeyim. Bir öğrencisiyim. Bu 6 sene içerisinde dardan elde bizim okulumuzun, bizim bölümümüzün ortak bir çalışması olduğunu görmedim. Bununla ilgili bir projeniz var mı acaba? Ya da bizden mi bekliyorsunuz? Bunun olur ne kadar onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya açıkçası aslında hani sizden bekliyoruz ya da aman özellikle dürüst olmak gerekirse gıda mühendisliği fakültesiyle ortak bir proje üretelim gibi bir hani gündemimizde böyle bir şey yok. Bir şekilde birisinin bir ilk adımı atıyor olması lazım. Hani bu toplantıda bununla ilgili bir ön ayak olmuş olur. Hani sizlerden de böyle bir şey gelebilir, bizden de böyle bir talep gelebilir ama bugüne kadar gelmedi. Doğru söylüyorsunuz. Hani çok fazla bir ortak çalışma yok. Hani sizde yüksek lisans yapan gıda mühendisimiz bile var bizim. Deminler hocamlarla da konuştuk. Ama hani bir şekilde iletişim seviyesini arttıran bir yapımız yok şu anda karşılıklı olarak. Ortak bir şeyler yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani biz sürekli 18 Mart Üniversitesi'nden stajyer de alıyoruz. Ama muhtemelen ki istenilen sayı kadar alamıyoruz. Çünkü aslında orada da bizim yapmak istediğimiz şey şu, hani stajların önemi çok büyük. Fazla insan almak da problem. Yani işletmede ilgilenmeyeceğiniz bir stajyeri almak, o arkadaşımızın da zamanını çalmaktan başka da bir şey değil. Bizim işletmedeki mühendislerimizin de zamanını çalmaktan başka bir şey değil diye düşünüyoruz. O yüzden hani belli sayıda arkadaşımızı alıp hani gerçekten aslında proseslere katıyor olmakla ilgili yani bir şeyimiz var. Ama bu şekilde proje bazlı işte öneri toplama ya da işte ortak proje yürütme gibi bir takım şeyler olabilir. Direkt Ar-Ge projelerine aslında şirketlerin çoğu direkt Ar-Ge projesinde ortak üniversiteyle çalışmak istemeyebilir. Hani bu hani biz Sanayi Bakanlığı'yla da konuşuyoruz, şeyle de konuşuyoruz. Şimdi ismini yanlış söylemeyeyim. Levent Hoca'ydı sanırım üniversiteden. Levent Bey'ler gelmişti Sanayi Bakanlığı ile birlikte. Hani beraber ortak Ar-Ge projesi yapalım. Siz işte hani bize bütün kaynaklarınızı açın. Gelin işte hani darden olarak hani üniversiteyle ortak çalışalım dendi.
Tabii ki her şirketin de belli bir yerden sonra aslında bir bilgi gizliliği var. Naval gizliliği var. O yüzden de onun sınırlarını iyi belirlemek aslında önemli her iki taraf için de. O sınırları düzgün belirleyebilirsek aslında bir çekince karşılıklı kalmadıktan sonra daha fazla ortak proje çalışılabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü zaten bir Dardanelli'nin bir efor sarf ederek belli bir seviyeye getirdiği bir know-how'u ya da bir Ar-Ge'yi dur ben işte hani üniversiteye de açayım da çocuklar da faydalansın da falan gibi bir takdir edersiniz ki şey olmuyor. Üniversite tarafından da bakın hani sizin şöyle şöyle bir hani sonuçta daha akademisyenler var, çok daha fazla hani bilgili insanlar var burada. Dardanelli'nin şu konuda da bir açığını görüyoruz. Hani gelin sizin düşünmediğiniz bir şey, düşünmediğiniz şu konuyla ilgili bir proje yapalım da hem üniversite için bir katkısı olsun hem de bir yandan da Dardanelli için de bir katkısı olsun gibi bir şey de gelmiyor. Öyle bir şey geldiğinde de tabii ki biz zaten ona hemen yapmak isteriz. Çünkü dediğim gibi bizi de karşılıklı geliştirecek bir şey bu. Dardanelli de geliştirecek bir şey, üniversiteyle de ortak yapılmış bir şey olacak bizim açımızdan. Hani tüm açıklığıyla anlaşılabildim umarım. Hani konu bu. Ben de bir şey söyleyeyim. Şimdi burada birçok arkadaşımızın aslında hayalini siz gerçekleştirmişsiniz. Yani Dardanelli gibi büyük bir kurumda yani anladığım kadarıyla mühendis olarak başlamışsınız. Hani genel müdürlük gibi bir makama kadar yükselmişsiniz aslında kısaca bahsettiniz ama yani bu geçen süreçte yani neler yaşadınız? Yani nasıl kendinizi geliştirdiniz? Ne yaptınız? Yani genel müdürlük makamına teşekkür ederim. Doğru. Aslında iki mühendislik bitirdim. Bununla ilgili de aslında ikinci endüstri mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor olmakla ilgili de aslında İngilizce ile ilgili zafiyetim yüzünden de birazcık aslında o programa gitmek istedim. İzmir'de okudum üniversiteyi. Burada ERP projesinin aslında bilgi işlem departmanında başladım ben. Süreç analisti olarak başladım. 200 sene gibi bir süre orada çalıştıktan sonra benzer iyileştirmeleri bakımların departmanında da yapalım. Hem de lisans da makine mühendisi olduğum için hani bakımların departmanının iyileştirilmesiyle ilgili birkaç sene çalıştım. Daha sonra bu süreç iyileştirme 6 sigma projeleriyle ilgili proje yöneticiliğine atandım. Yaklaşık 3-4 senede proje bazlı çalıştım. Proje bazlı çalışıyor olmak aslında ayrı ayrı ekiplerle, fabrikanın, işletmenin, şirketin her tarafındaki ayrı ayrı ekiplerle ortak iş çıkartabilme, takım çalışması yapabilmekle ilgili aslında benim gelişimimi sağladı. Bir kere herkese hani işletmelerde şey vardır hani insanlar konfor alanını bozmak istemez. O yüzden de bir departmanla birazcık tecrübelendiği zaman zaten işte artık orada 200 sene tecrübelenmiştir. Değişiklikler insanları rahatsız eder. Hani başka yere gitmek istemez, başka departmana geçmek istemez. Çünkü sıfırdan yeniden başlamak demektir bu. Bununla ilgili açık olmalarını bütün arkadaşlarımın öneririm. Dediğim gibi 3-4 ayrı departman gezdiğim için aslında bütün şirket genelinde bir oryantasyonum da olmuş oldu benim kendiliğinden. Proje bazlı çalışıp da proje bazlı hani şirketin her çalıştığım birimiyle beraberce bir takım ciddi iyileştirmeler yakaladığımız için de aslında tabii ki proje ekibindeki diğer arkadaşları da ama proje yöneticisi olarak beni de ön plana çıkartmış oldu bu. Dediğim gibi 6 Sigma ile ilgili biz neredeyse şirket bir seneye yakın bir eğitim aldırttırdı. Eğitimi veren hocalarımız çok yetkin hocalarımızdı. Şu anda bir tanesi Doğuş grubunun yönetim kurulunda. İkinci cycle çalıştığımız hocamız da GE'nin Ar-Ge merkezinde ki GE 6 Sigma'yı dünyada en iyi uygulayan firmalardan bir tanesidir. Dünyada üst üste 7 kere dünyanın en iyi firması seçilmiş bir firma. Onların yöneticileriyle beraber çalışıp onlarla aslında hani bilgi transferinde bulunuyor olmak hani daha fazla önümü açtı diyebilirim.
Bu anlamda da aslında 2001'den 2009'a kadar 8 senelik şeyim mühendislik yaparak geçti. Gerçekten temel mühendislik, istatistik dibine kadar mühendislik yaparak geçti. Daha sonra 2009'dan sonra fabrika müdürlüğü aslında daha fazla insan yöneticiliği, yöneticilik şeyine geçmiş oluyor. Hani çok fazla mühendislikten çok insanlarla ilişkiler, organizasyon yeteneğiniz, insanları ne kadar takım yapabiliyorsunuzla ilgili bir durum. Orada hani sosyal şeye gelecek olursak, üniversitede ben hatta üniversiteden önce de toplam 15 sene basketbol oynadım. Üniversite takımında basketbol oynadım. Belki takım olmayı, takımla beraber çalışmayı oradan da bir şekilde bir şeyler kaptım diye düşünüyorum. Hani fabrika müdürlüğünde de organizasyon yeteneğim ve takım çalışmasıyla ilgili öne çıkabildim demek ki genel müdürlük konumuna getirdiler. Güzel sunum yaptığınız için size teşekkür ederim. Benim sorum şu, ben lojistik öğrencisiyim. Yani birçok iş başvurusuna falan bulacağız belli olacak. Sizin bir işveren olarak mesela işe gelen, iş başvurusuna gelen adayı da aradığınız özellikle herhalde ve tecrübeli bir insan olarak bize tavsiyeleriniz nelerdir? Ben bir kısmına aslında hani değindiğimi düşünüyorum. Bir iş başvurusunda, bir iş görüşmesine girdiğimiz zaman zaten sosyal açıdan da bir şekilde kendini geliştirebilmiş bir arkadaş çok daha kendini iyi ifade edebiliyor. Hani kendisini iyi ifade edebiliyorsa diğer zaten aslında zaten şöyle söyleyeyim. İlk aşamayı geçtiyse, İK'dan ilk aşamayı geçtiyse zaten belli bir takım kalifikasyonları geçmiştir de yöneticilerin önüne gelmiştir. O yüzden biz aslında iş görüşmesinde daha çok hani bu işi gerçekten istiyor mu, bu işi gerçekten yapabilir mi? Onu algılamaya, anlamaya çalışıyoruz aslında bir takım sorularla. Bunun dışında bence şey çok önemli, devamlılık çok önemli. Çünkü hani bir insanı aldığınız zaman, o yüzden de dedim, temel mühendislik dersleriniz çok önemli. Branşla ilgili şeyi zaten biz de bir takım hani yatırımlar yapmış oluyoruz aldığımız mühendislerimize. Sizin hayat planlarınızda Dardanel'de olmak, bizim şirketimiz adına, hayat planlarınızda Çanakkale'de olmak ne kadar yer alıyor, onu da algılamaya çalışıyoruz tabii ki biz. Çünkü ilk bir sene belki hani bizim tamamen arkadaşımıza, aldığımız mühendisimize yaptığımız yatırım bizim onunla aktarımız. Ondan bir şey alma durumumuz çok fazla olmuyor. O yüzden bir sene, iki sene içinde gideceğini düşündüğümüz, hani çok da Çanakkale'de kalıcı olmadığını gördüğümüz bir arkadaşımıza yatırım yapmamayı tercih ediyoruz tabii ki. Hani belki en fazla algılamaya çalıştığımız, ki her firmada sanırım öyledir, hani belli bir süre, zaman harcıyorsunuz. O zamanın karşılığını, o yatırımın karşılığını alabilecek misiniz gibi bir sorgulama var hep arka tarafta kafada. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de balıkların taşınması konusunda bir soru soracaktım. Balıklar taşındığı zaman çevre rahatsız edici bazı görüntüler ve kokular sebep oluyor. Bazı arkadaşlarımızdan gördüğü gibi. Bunları gidermek için herhangi bir projeniz oldu mu, olacak mı? Aslında şöyle, hani sunumun en başında da vardı. Bütün dünyada aslında ton balığı bu şekilde taşınıyor. Bu şekilde açık kamyonlarla taşınıp hani böyle soğuk zinciri ihtiyaç olacak bir durum yok. İzmir Limanı'nda bu tahliyeyi yapıyorsanız tabii ki frigolu araçlarla Çanakkale fabrikaya getiriliyor ama Çanakkale Limanı'nda indirilen bir ham maddenin fabrikaya sahasına kadar 8-10 kilometrelik bir yolda frigolu araçlarla getiriliyor olması bizim için anlamlı değil. Ve bütün dünyada bu şekilde indiriliyor, öyle söyleyebilirim. Bu konuda bizim şanssızlığımız ne? Şehir içinde oluyor olmak aslında. Ve insanlar tabii ki hani bütün dünyada bu iş böyle mi yapılıyor, ediyor mu bilmediği için de sizin sorunuzdaki gibi bu normal mi gibi bir sorgulama oluyor. Bu müşterilerimizden de bizim aldığımız bir şey. Yani bununla ilgili değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Ve hani olağan dışı bir şey değil o. Zaten bütün dünyada bu şekilde yapılıyor.
Başka soru yoksa teşekkür ediyorum. Sayın Barış Harbi'ye bu güzel konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Barış Bey öğleden sonra aramızda olamayacağı için hediyesini takdim etmek üzere Sayın Profesör Doktor Yonca Karagül Yüceer'i sahneye davet ediyorum. Thank you.